Assalomu alaykum do'stlar, siz Turkiya bo'ylab kanalini tomosha qilyapsiz. Bugungi ko'rsatuvimiz ajoyib ko'rsatuv bo'ladi, xudo xolasa. Hozirgi sharoitda ishlash jarayonlari qanday bo'lyapti? Hozirgi sharoitda O'zbekistondan bu yoqqa kelsa odamlar ishlay oladimi, ishlay olmaydimi? Shular haqida ozgina video tayyorlashga harakat qilamiz. Shanba, yakshanba kunlari karantin bo'lyapti va yonimda Muzaffar. Salom do'stlar, nimaga? Bugungi videomiz do'stlar, hozirgi sharoitda kelsa bo'ladimi, bo'lmaydimi, ularni biz turk insonlaridan so'rab, ulardan reportaj olishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib boring va bizdan yiroqlashmang. Merhaba kolayga sin abim. Merhaba. Abi şimdi bir şey soracağım. Tabii ki. Bizim yabancılar buraya şimdiki dönemde buraya gelip çalışması mantıklı mıdır, yani para kazanabilirler mi şimdiki dönemde? Yani şu anki dönemde pek mümkün değil. Çünkü pandeminin etkisiyle Türkiye'de Türk lirası çok fazla değer kaybetti. Biliyorsunuz dolar şu an çok yüksek fiyatlarda. Evet. Yani çalışıp dövize çevirdiği zaman çok pek bir para kaldığı söylenemez. Evet. Ki zaten şu anda da Türkiye'de ekonomik bir kriz var. Evet. Pandeminin etkisiyle de esnaf çok zor durumda. Yani iş bulabilirse bile çalışıp kazanacağı para onu tatmin etmeyecektir. Çünkü dediğim gibi Türk liranın çok fazla değer kaybetmesi, doların yükselmesi, bu nedenden dolayı ülkeye gelecek olan göçmenlerden pek burayı tavsiye etmiyorum. Yine onların bileceği iştir. Yeah. Tabii ki hepsi ailesini geçindiriyor, çok çocuk bakıyor. Evet. Ama şu anki durum pek iyi değil açıkçası. Peki bizim Özbekistanlılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle diyeyim, Türkiye'de birçok ülkeden gelen göçmenler var. Ve bunların içerisinde en iyi olanları bence Özbeklerdir. Çünkü doğal bir insanlardır. Yani içindeki nasılsa dışı da öyledir. Hepsi cana yakın, sıcakkanlı, çalışkan insanlar. Ben Özbek arkadaşlarım da var. Hepsini çok seviyorum. Ve gittiğim her yerde de özellikle onlarla çalışmak istiyorum. Çünkü gerçekten çalışkanlı ve saygınlar. Saygınlar. O yüzden dolayı yani Özbeklere özellikle hani gelirken biraz düşünerek gelmelerini, araştırarak gelmelerini istiyorum. Çünkü buraya kadar gelecek, bir dünya masraf yapacak ama istediğini alamayacak, üzülecek. O yüzden ben Özbeklerin özellikle üzülmesini istemiyorum. Gelecek arkadaşlar araştırma yapıp öyle gelsinler. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olasın abi. Sağ olasın. Sözü Bayram abinin yanına geldik. Bayram abi bizim sartoroş. Bu yerde sartoroşluk kılışadı. Assalamu alaikum Bayram abi. Aleyküm selam. Kolay gelsin abi. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsınız efendim? Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz. Aynen devam. Şimdi bizim bir sorumuz var. İstanbul'a yabancı uyruklu gelen insanlar şimdiki dönemde para kazanabilirler mi? Evet. Her şeyden önce hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ve aynı zamanda Türkiye'den Özbekistan'daki kardeşlerimize selamlar. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Şimdi şu var, aslında soru da güzel, kritik bir soru da. Çünkü dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pandemi var. Evet. Burada da tabii ki imkanlar kısıtlı. Ama yine de Allah razı olsun, devletimiz kendine göre de olsa iyi kötü destek de veriyor. Ama şu var, nereye gidersen git, hangi ülkeye gidersen git, ne kadar gelirin olursa olsun kişinin kendi harcamasına bağlı. Yani parasının hesabını kendisi bilecek. Evet. Diyeceğim budur yani. Doğrudur. Doğrudur efendim. Abi çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Size kolay gelsin. Sağ olun. İyi Ramazanlar. Sağ olun. Aziz dostlar, biz hazır mene Fayyat abini aldığımız. Esselamu aleyküm Fayyat abi. Aleykümselam. Aleykümselam. Bu Fayyat abi aktör. Söylediklerini kanıtlayabilirsin. Yoksa geçtiğinde çok yazık olacak doktor. Çok yazık. Haberi geldi. Duyduk kardeş. Başın sağ olsun. Duymakla kalmamışsınız ki. Emmi'yi dün akşam amcamın mekanına girerken görmüşler. Ben bu muhabbeti bitireyim ya da. Tamam lan tamam, ne istiyorsan yapacağım, tamam. Parayı getirtir. Aşkım. Tülay abla! Bak yeni bölümüyle Perşembe akşamı Fox'ta. Bana iyi geldi Fayyat abi. Hazır Fayyat abiden biz
Savol so'raymiz, dastlabki savolimiz shu Istanbulga kelib o'zbeklar hozirgi paytda pul qozonish imkoni bormi? Ya'ni pul to'play oladilarmi? O'sha haqida ozgina savol beramiz. Shoyat abi, bo'lganingiz uchun sog' bo'lasiz. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Aynı dönem abi, çalışmaya çalışıyoruz abi. Şimdiki dönemde yabancılar İstanbul'a gelip para kazanabilirler mi? Ya şimdi eskisi gibi para kazanamazlar tabii ki. Şu anda zaten pandemi dolayından dolayı birçok yerde işsizlik var. Evet. Restoranlar, işte kafeler, lokantalar kapalı. Evet. Sınırlama var. Ondan dolayı herkes işi çıkartıyor. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Eskisi gibi çok önceden çok azdı dışarıdan gelenler. Hemen kapılırdı. Böyle gel benim yanımda çalış, gel benim yanımda çalış. Ama şimdi her yerde yabancı olduğu için işte Özbek, Türkmen, Afgan, Suriyeli her yerde yabancı olduğu için ne oldu? Çok oldu. Adam bir tane personel, iki tane personel alacaksa üç tane aldı ama üç tane de fazlasını alamıyor. Evet. Anlatabildim mi? Ama bir lokantaya mesela bir restoranta beş tane şey düşüyor, yabancı düşüyor. Evet. Şu andaki baktığımızdan. Ama şu anda ya adam iki tane alabilir ya bir tane alabilir. Beş tane alamaz. Onun için şu anda dünya kadar benim tanıdığım yabancı uyruklu işsiz arkadaşlar var. Onun için böyle şu anda para kazanmaları zor. Şu anki dönemde zor. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler, kolay gelsin. Aynı vaxta İstanbul'da türlü hılbır konular çıkıyordu. Karantin meselesi de yani sokağa çıkmayasa, mahalleye çıkış, köşeye çıkış, komendantlik soat. O'shalar haqida ozgina yangi qonunlar chiqdi. Hozir qisqalamalar keldi. Ya'ni o'tgan galgi videoyimizda aytib o'tganimdek, ertalab soat 10 dan kechqurun soat 7 gacha ko'chaga chiqish bemalol yurishingiz mumkin va 7 dan keyin ko'chaga chiqish taqiqlanadi. Shu qatorda Muzaffar gap qo'shib ketishi mumkin. Hozirgi bo'lgan sharoitlarda, hozirgi yangiliklarda tezkor yangiliklardi, ya'ni Muzaffar aytadi. Oldingi videolarimizda aytib o'tganimizdi. Haliyam karantinda Turkiyada davom etyapti. Bo'lyapti. Hafta oxiri, ya'ni shanba kuni va yakshanba kuni karantin full. Kun bo'yi karantin bo'ladi. Shanba yakshanba kun bo'yi karantin bo'ladi. Ochiq joylar, shu restoranlar, bunda ham o'tirib ovqatlanamiz, faqat borib zakazni berib olishingiz mumkin. Keyin do'konlar, keyin navoyxonalar ochiq. Soat 10 dan kechki payt 7 gacha. İftar soatida hech qaysi joyda sotish bo'lmaydi. Navoyxona, qassob, hamma joy berkan, hech narsa olamiz. Karantinlar davom etyapti. Shunga qaramasdan odamlar o'zlarini tashqariga otyapti. Tashqariga, ko'chaga otyapti. Unchalik yani befarq karantin bo'lyapti, bo'lmayapti. Rioya qilmayapti yani. Qilmayapti. O'shanga qarab. Shunga ko'ra, ha. Shunga qarab yaqinda Süleyman Soylu kecha kecha yangi qonun chiqardi. Aynan yabancılar nimasiga diqqat qilgan, ya'ni Turkiya davlatiga ishlash uchun kelgan migrantlar uchun alohida bitta yangi qonun chiqarildi. O'sha karantin soatlarida amal qilmasdan ko'chada yurganlar uchun karantin soatida yurdimi, bo'ldi, men iptal qilaman, yurtiga deport qilib jo'natib yuboraman. Belgilangan bo'lsin deb qattiq gapirib turdi. Ha, demak aziz do'stlar, Muzaffarni aytishi bo'yicha karantin soatida tashqarida yursangiz, noogan chiqsangiz, do'konga chiqsangiz, agar meritsiyalar ushlab qolsa, meritsiyalar ushlab qolsa, bir yo'la o'tirmaysiz, o'sha patentlarni iptal bo'ladi. Hozir shubha etib turib video o'tadi. O'sha Süleyman Soylu'nun gapirgan gaplarini qo'yib beramiz. Sokağa çıkmak kısıtlaması ile ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Ben kamu görevlisiyim. Ben avukatım. Ben mali müşavirim, muhasebeciyim. Ben çiftçiyim deyip gün boyu kısıtlamalardan muaf olduğunu sanan, istediği yere istediği gibi gidebileceğini zanneden, bakkala markete gidiyorum deyip tüm şehri gezmeye kalkan olursa buna kesinlikle müsaade etmiyorum. Aziz do'stlar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizni ko'rib tomosha qilganlar uchun rahmat aytamiz va shuni ham inobatga olinglar. Hali ham bizning nutqimiz kelisholgani yo'q. Kamerani ochib bo'lgandan keyin gap kelmay qolyapti, ahamiyat bermaysizlar.
Mani ko'rib o'tganingizdek aktyor oldiga bordik. Bu yerda bizni Sartarovich, ya'ni mashhur Sartarovich. Sartarovich oldiga borib suhbat qildik. Mani ko'rdilar, nima deganini. Mana turk insonlarini fikrlarini oldingiz. Bu yerga kelib ishlash hozirgi sharoitda qandayligini aytib o'tishdi. Bizdan yiroqlashmang va bizga obuna bo'lishni unutmang va like bosishni unutmanglar. Hamma ko'ryapti, like bosmayapti-da. Likelab tashlanglar vashi. Aziz do'stlar, yana o'sha eski gap, qanday savollar bo'lsa, qanday bir ish masalasida to'g'ri nima bo'ladigan bo'lsa, kallalaringda qanday ish masalasida savollar keladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsanglar ham biz albatta javob tariqasida albatta javob qilib beramiz. Yana bitta shuni ham aytib o'tishim kerak, obunachilarimizdan birilari taksi qilish Turkiyada qanday bo'ladi, shaxsiy mashinamda taksi qilsam bo'ladimi? Deyishibdi. Normalda bu yerda taksi qilish taqiqlanadi. O'zlarining sariq davlat taksisi bor. O'sha orqali taksi qilishingiz mumkin, lekin bu yerda tushuntirib bor qanday nima qiladi? Taksi qilish uchun o'zingiz davlat tomonidan alohida berilgan mashinasi bo'ladi. Uni sotib olishingiz kerak, ammo u taksilar sotib olish uchun juda ham ko'p mablag' ketadi. Hujjatlar juda ko'p ketadi. Ko'p, juda qiyin. Gaplashganman ko'pchilik taksilar bilan. Uni sotib olishni o'zi ham juda qiyin. Taksi qilish bu yerda xato narsa. Yaxshi pul ham nima qilamiz, sal foyda ko'rmiz. Keyin qassoblarga ish bormi deyishibdi bitta akamiz, keyin oshpazlarga ish bormi deyishibdi. Hozirgi kunda oshpazlarga ish bor albatta. Liboy bir oshxonaga kirsangiz, tilni bilsangiz bo'ldi aka. Oshxonaga kirasiz, men ov turk ovqat qilishini bilaman deb aytasiz o'zi. 3000 liradan boshlaydi normalda ishlar. 3000 liradan. Yangi ovqin qo'lingizda hunaringiz bo'lsa ham, ishni bilsangiz ham, kelishingizda xotir u katta pulni bermaydi hayotda. Oldin ishlatgizardi, sizni ishingizni ko'radi, bir oy, ikki oy ishlatgizib, sizni ishingizni ko'rib, keyin sekin-sekin pulni oshiradi. Oshpazlarga ish bor, ya'ni aziz do'stlar, men hozir yangi biznesim bor, ya'ni O'zbekistonga tovar jo'natyapman. Hozir mana shu yerda shubha chiqadi. Telegram sahifamizga, kanalimizga a'zo bo'linglar, o'sha yerda arzon-arzon sifatli brend kiyimlar, ya'ni oyoq kiyimlar sifatli, ya'ni O'zbekistonga jo'natyapman. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin, narxlari kelishilgan holda. Agar Turkiya bo'ylab kanalidan keldim desangiz, sizlarga 5% chegirmasi shubha qo'yaman. Aziz do'stlar, shuning bilan biz videomizni nihoyasiga yetkazamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Har hafta 2-3 ta yangi Istanbul yangiliklarini, videolarini qo'yib boramiz. Va bizdan yiroqlashmang. Like bosishni unutmang. Hozir yana buf bo'ladi.